ayında aldıkları tutum da kaydedildi diyor. Kime söylüyor? Muhalefetin tüm aktörlerini işaret ediyor muhtemelen ama anladığımız kadarıyla bu isimler arasında Hayati Yazıcı da var. Şimdi nasıl yorumlarsınız tüm bunları? Acaba AKP'nin içinde bir çatlak var mı? Van konusunda görüş ayrılıkları var mı? Ve aynı zamanda muhalefetin bir arada olma halinin sonuçları sizce nasıl oldu? Son, yani sorumuzun ikinci boyutuyla başlayıp ilk muhalefetin birlikte hareket etmesi kısmına gelmek isterim müsaadenizle. Evet. Şimdi şöyle bir gerçekti var. Az önce bürokrasinin fazlasıyla parti devletine dönüşen AK Parti'nin, daha doğrusu devletin bir parti devletine dönüşmesi nedeniyle fazlaca sarayın güdümüne girmesinden söz ederken AK Parti'nin kendisi de devletleşti. Dolayısıyla Sayın Mehmet Uçum'un verdiği yanıt aslında bir yanıyla Hayati Yazıcı'ya olduğu kadar bir yanıyla koalisyon ortağı olan MHP'ye, onlara sahiplenmeye, onlara sizi de terk etmedik demeye, bir yanıyla da devlette beraber hareket ettikleri, taşıma askerleri seçmen kuyruğuna soktukları bazı zinde kuvvetlere de biz hala bu taraftayız, bizim içimizdeki Hayati Yazıcı gibiler bunları söylese bile biz hala buradayız deme gereğini duymasının bir sonucu. Burada Mehmet Uçum hem içeride kendince partideki neoliberal diye tanımladı ki Hayati Yazıcı'ya neoliberal demek herhalde siyaset sosyolojisine veya siyaset şeyinin terminolojisine yapılacak en büyük hakaretlerden biridir. Fakat Hayati Yazıcı'yı bu anlamıyla kulağını çekerken bir yanıyla da partisinin aşırı milliyetçi, son dönemde MHP ile ve devletin zinde güçleriyle beraber hareket ederken çelik çekirdeğe dönüşen bölümüne de biz hala burada izleme gereği duydu. AK Parti'nin durumu şu anlamıyla çok zor. AK Parti hayatın herhangi bir alanı ile ilgili liberal bir adım atmak istediği zaman birlikte yürümek zorunda kaldığı bir MHP ve bir devletleşen bir parti çelik çekirdeği ile birlikte. Dolayısıyla Mehmet Uçum bu anlamda kendince hem uyarıda bulunup hem de birlikte yol yürüdükleri devlet içindeki koalisyon ortaklarına mesaj göndermiş oldu. Bu durumu biz eğer 31 Mart seçimlerine yine Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki bir CHP ile girseydik ve yine CHP seçimden %38 ile birinci parti çıksaydı ve yine Van'da bu şekilde halkın iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınsaydı biz dün YSK'nın Zeydan'a tekrar mazbatasını verme sonucuyla karşılaşmayacak. Ben burada Kılıçdaroğlu özelinde Kılıçdaroğlu yüzünden oldu veya Kılıçdaroğlu olsaydı olmaz diye şöyle temellendirmek isterim. Şimdi Türkiye'de Kürtlere öcü muamelesi yapmanın, Türkiye'deki Kürt siyasetçilerle, Türkiye'de Kürtleri daha fazlasıyla temsil eden siyasi oluşumlarla hareket etmenin terörize edilmesi, evet bu sarayın yaptığı bir gerçeklik. Fakat bu gerçekliği siyaseten doğrulamak maalesef muhalefetin yaptığı hatalarla bu korkudan, bu endişeden kaçarak bu hakaretleri veya bu terörize edilmeyi kabul ederek yapıldı. Dolayısıyla zamanında Selahattin Demirtaş ve diğer Kürt siyasetçilerin cezaevine girmesini sağlayan, dokunulmazlıkların kaldırılması süreci dahil olmak üzere sokağa çıkmayalım, şunu yapmayalım, şu açıklamada bulunmayalımların hiçbir işe yaramadı. Tam tersine saray rejiminin yapmaya çalıştığı Türkiye'nin Kürtleriyle solcularını, sosyalistlerini, Atatürkçülerini, ulusalcılarını, vatanseverlerini bir araya getirmeme, bunları birbirine düşman hale getirme tezinden maalesef o değirmene su taşıdı. Dolayısıyla bu anlamda CHP'nin, gerek Özgür Özel'in genel başkanın, hatta kendisi zafer konuşmasında henüz Van kararı yokken taşıma askerlerin ve polislerin taşıma seçmen olmalarını da eleştirmişti. Akabinde Van'da neredeyse bir kayyum gibi atanan AKP'li başkana mazbata verilmesi sürecinde de Sayın İmamoğlu'nda, Sayın Özgür Özel'inde ve emin olun sesleri çok gür çıkmasa da daha çok İyi Parti ve çevresindeki Türkiye'nin merkezindeki profillerin de birlikte ses çıkarmış olması bence bu kararın geri dönmesini sağladı. Zaten sarayın tam da yapmaya çalıştığı bu anlamıyla bir zemin testiydi. Neticede hukuken DEM Parti'ye bu mazbatanın geri verilmesi gerektiği biliniyordu. Fakat zemini test etmek için açıkçası içeride AK Parti'nin denediği hem kendi tabanını hem muhalefetin gücünün nereye uzanabileceğini ölçmek için yaptığı bir taktikti ama bu taktik muhalefetin birlikte durması sayesinde sarayın lehine işlemedi. Evet, bu bir zemin testiydi diyor Bülent Mumay, manşeti de böyle atıyor. Şimdi buradan hareketle ben acaba daha nasıl zemin testleri var sırada? Bunu göreceğiz ama tüm bu gelişmeler, Türkiye'de yaşanan bu gelişmeler biliyoruz ki dünyanın da gündeminde ve aslında herkesin merak ettiği soru şu: Erdoğan bundan sonra ne yapacak? Yani o zemin testlerine devam mı edecek yoksa demokrasiye saygı gösterecek mi? Bu önemli bir soru, sadece bizim değil dünya medyasının, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gündeminde olduğu bir başlık. Erdoğan'ın adımları neler olacak? Bu çerçevede siz ne görüyorsunuz? Dünya hangi açıdan görüyor? Nasıl analiz ediyor Türkiye'deki bu yerel seçim sonuçlarını?
Şimdi Batı'nın Türkiye'ye bakışı maalesef çok anlık ve kesitler halindeki olayları ele alarak inceliyor. Maalesef tarihsel zeminli Erdoğan'ın eski reaksiyonlarını veya Türkiye'nin yakın tarihindeki kırılmalara bakmaksızın tek bir seçim sonucu üzerinden zaman zaman çok ani ve çok da açıkçası gelecekte karşıt olmayan yorumlar yapılıyor. Seçim akşamının ve hemen ertesi gün Erdoğan'a bir seçmenin ders verdiğini, CHP'nin bu anlamda birinci parti çıkmasının önemli olduğunu, bu 31 Mart sonuçlarının Erdoğan'ı bir demokrasi zeminine geri çekebileceğine ilişkin işte Avrupa Parlamentosu'ndan tutun da diğer Avrupa'daki think tanklere kadar birçok yerden bu tarz hızlı reaksiyonlar gelmişti. Tabii bir anlamıyla iyimser bakışlardı bunlar, fakat hemen Van adımını görmek birçoğunda geri adım atmalarına böyle değilmiş. Henüz bunları söylemek için çok erken diye daha dengeli analizler gelmeye başladı. Hı hı. Ben kişisel olarak Erdoğan'ın bu anlamda daha demokratik bir tutum içerisine gireceğini, daha demokrat adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan ve Erdoğan'ın liderliği ve Erdoğan'a siyasette başarıyı getiren yol haritası maalesef daha yumuşak olmayı şey yapmıyor, kaldırmıyor. Erdoğan barış sürecini götürdüğünde, daha demokrat davranmaya başladığında, Türkiye'nin daha demokratikleşmesiyle ilgili adımlar attığında oylarının düşeceğini anladığı an masayı devirdi. Dolayısıyla Erdoğan'ın her zaman bir seçmen konsolidasyonuna, daha sertleşmeye, kutup